Genel anlamda geçen yılla değerlendirecek olursak bu yılki başarı oranı nedir? Onu da eğitim uzmanı Hatice Yılmaz'a soracağız. Hocam, Haber Global yayınına hoş geldiniz. Ve hemen soralım. Geçen yılla kıyasladığımız zaman öğrencilerimiz başarılıdır diyebiliyor muyuz bu sene? Öğrencilerin bu şartlar altında çıkarmış oldukları sonuçlar güzel. Ve şunu da unutmayalım. Her sınavın kendi dinamiği ayrıdır. Bu seneki sınavlarda öğrencileri biraz daha zorladılar. Onun da sebebi biliyorsunuz çok az konudan çocukların sorumlu olmasıydı. Buna rağmen 181 öğrencinin tam yapmış olması güzel bir başarı. İlk yıl çünkü tam yapan öğrenci sayısı çok daha azdı. Bu sene biraz daha, geçen sene 500 küsurdu. Bu sene zorladıkları halde ve sınava giren aday sayısında %43'lük bir artış olduğu halde iyi sonuç aldılar. Matematik zaten zor olduğu hep söyleniyordu hocam. Şimdi biz öğrencilerimize baktığımızda da mesela hani sizin okulunuzun gurur tablosuna giren öğrencilerden İdil de bir soruyu cevaplamamış. Yine öğrencilerimizin matematikte hata yaptığını görüyoruz. Daha mı zordu? Matematikle bu sene matematik çok zorladı çocukları ve Türkçe çok zorladı aslında. İkisi çok zorladı ama Türkiye'ye genel baktığınızda öğrencilerin zorlandığı sorulardan bir alan da yabancı dil olmuş. Yani özel okul olduğu için burada olmaz ama yabancı dil soruları da öğrencileri genel anlamda zorlamış. Onu görebiliyoruz. Şimdi asıl konu bu saatten sonra yapılması gereken, atılması gereken en önemli adım doğru tercih yapmak. Doğru. Burada sizlerin de öğrencileri yönlendirmeniz aslında çok değerli, çok önemli. Nasıl yapacak öğrenciler tercihleri? Nasıl yardım almaları gerekir? Öncelikle şunu söyleyeyim, henüz kılavuz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlanınca geçen yılla bu sene arasında ne farklar var onu göreceğiz. Tercih takvimini göreceğiz. Bunları henüz görmüyoruz. Sadece şu kadarını biliyoruz. Geçen yıl sınavla yerleştirilen aday sayısı 139.600'dü. Bu sene sınavla şu %43'lük artışı da gözetirseniz sınavla yerleştirilecek aday sayısı 213.000'e kadar yükselmiş durumda. Bu da öğrencilerin mağdur olmalarını engelleyecek. Daha kolay yerleşecekler ama gördüğüm şu, bazı okulların yani okul sayısı artmamış. Örneğin Anadolu Lisesi'nde okul sayısında bir artış yok. Ama okula alınacak öğrenci sayılarında müthiş artışlar var. Dolayısıyla çok kalabalık okul seçerlerken biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum bu pandemi sürecinde. Yani aslında hem gönüllerine göre bir yer olması gerekiyor. Çok istedikleri, ileride seçecekleri mesleklere dair. Hem de siz fiziki koşullara mı dikkat çekeceksiniz öğrenciler için? Fiziki koşullara dikkat çekeceğim ama tercih yapacak öğrencilerin ilk dikkat etmeleri gereken noktalardan biri de şu. Sınavla öğrenci alan okul türlerine baktığınızda fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve mesleki teknik liseler var. Tercihe dahil olan. Fen lisesini seçecek öğrenciler şunu bilecekler. Üniversiteye hazırlanırlarken sadece sayısal alanlarda sınava girecek öğrenciler fen lisesini seçsin. Çünkü daha sonra bu çocuklar için eşit ağırlık ya da sözel bölümden sınava girme şansları yok denecek kadar az ya da 10. sınıfta okul değiştirmek zorunda kalacaklar. Aynı şey sosyal bilimler lisesini seçecek öğrenciler için de geçerli. Onlar da İsteseler de artık tıp ve mühendislik alanlarına yönelemeyecekler. Bu anlamda Anadolu liselerinde çocuk 10. sınıfın sonunda alan seçmek durumunda olduğu için önleri her zaman daha açıktır. Anadolu Lisesi'ni ben bu nedenle öğrencilere daha çok öneriyorum. Buna dikkat etsinler. Onun dışında burada çocukların her ne kadar puanları var ama önemli olan yüzdelik dilimleriyle tercih yapacaklar. Yüzdelik dilimlerinde geçen yıla göre çok fark olacağını zannetmiyorum. Ama yine de tercih yaparken herkes şuna bakacak. Aşağı yukarı kaç tercih verecekler bilmiyoruz. Geçen yıl 5'ti. 5 tercihin 3.'süne oldukları yüzdelik dilimine denk okulu yazsınlar. 2 tane alttan tercih yaparak kendilerini garantiye alsınlar. 2 tane de istedikleri okulu üste yazsınlar ama örneğin %3'lük dilimdeki bir öğrencinin ilk 2 tercihine %1'lik dilimden ki okullara yer vermesi boşuna tercih yapmış olmasını boşuna tercih yapmış sayılacak. 3'lük dilimdeki çocuk ne yapabilir? İşte 2.8, 2.5,
2.5'tan %2.5'luk dilimden daha yukarı çıkması yanlış olur benim gözümde. Boşuna tercih yapmış olur. Görülen odur. Yani siz öğrencilerinizi bu şekilde yönlendireceksiniz. Evet, bu şekilde yönlendireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Konuğumuz eğitim uzmanı Hatice Yılmaz'dı. Tekrar vurgulayalım. 42 farklı şehirde 181 öğrenci 90 sorunun 90'ını da doğru cevapladı ve en yüksek puan olan 500 puanı aldı. Bir şey daha hemen söyleyelim ve bu sınavda kız öğrenciler erkek öğrencilere göre çok daha başarılıydı.